Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Nach der Schule. Bu bir diyalog çalışması arkadaşlar. Bu diyalog çalışmasını interaktif bir şekilde yapacağız. Konuya bakacak olursak arkadaşlar, bu okuldan sonra, uzun yıllar sonra bir araya gelen iki arkadaşı anlatan bir diyalog çalışması. Burada arkadaşlar, arkadaşlardan birisi öğretmen olmuş, diğeri de doktor olmuş, nasıl bir eğitimden geçmişler, aile durumları nedir gibilerinden bir ufak bir diyalog arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte yapıyor olacağız. İnteraktif olarak yapıyor olacağız. Ama öncelikle gelin cümleleri tek tek üzerinden geçelim ve onun ardından anlamlandırdıktan sonra bu interaktif çalışmaya geçelim. Öncelikle diyalogumuz buradan başlıyor arkadaşlar. Was hast du nach der Schule gemacht? Evet, burada fark ettiyseniz arkadaşlar, machen neydi? Yapmak demekti arkadaşlar. Bunun perfekt hali neydi? Haben gemacht'tı. Öyle değil mi? Dolayısıyla du'ya göre çekimlendiği de bu ne olacak arkadaşlar? Hast gemacht. Öyle değil mi? Peki okuldan sonra diyecek olursak, zaten başlığa da baktığımızda nach der Schule, değil mi? Die Schule ne oluyordu? Datifliğe dönüyordu ve nach der Schule şeklinde yorumlanıyordu datiflikten dolayı. Dolayısıyla bakın buradaki nach der Schule'yi buraya entegre ettiğimizde okuldan sonra ne yaptın diye sorduğumuzda was hast du nach der Schule gemacht? Was hast du nach der Schule gemacht? Yani okuldan sonra ne yaptın? Evet, buraya bakıyoruz arkadaşlar. Ich habe Medizin studiert. Haben, studieren. Ne oluyordu arkadaşlar? Studieren anlamı yüksek öğrenim görmek. Üniversite öğrenim görmek demekti. Bakın bunun perfekt hali habe studiert. Hatırlayacak olursak bunu perfektlik konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Görmeyen arkadaşlar da mutlaka izlesinler o ilgili dersi arkadaşlar. Habe studiert şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla önüne G gelmiyordu, öyle değil mi? Neden? Çünkü studieren, ieren ile sonlandığından dolayı sonuna sadece T getirmiş oluyordum. Dolayısıyla yüksek öğrenim gördüm, üniversite öğrenimi gördüm diyecek olursak habe studiert şeklinde yorumluyorduk perfektlikte, öyle değil mi? Medizinde neydi arkadaşlar? Tıp demekti. Dolayısıyla ben tıp öğrenimi gördüm diyecek olursam ich habe Medizin studiert demiş oluyoruz. Cümle devam ediyor. Und danach in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Ondan sonra ve ondan sonra ne yapmış arkadaşlar? In verschiedenen Krankenhäusern, verschieden neydi? Çeşitli. Çeşitli Krankenhaus diye görmüştük, hatırlayın arkadaşlar. Bunun çoğulu da neydi? Krankenhäuser, A'nın üstüne umlaut geliyordu. Dolayısıyla hastaneler, çeşitli hastanelerde çalıştım derken arkadaşlar, in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, arbeiten neye dönüşmüş arkadaşlar? Habe gearbeitet, öyle değil mi? Habe gearbeitet, bakın burada asıl fiilim, daha doğrusu yardımcı fiilim haben ne yapıyor? Hem studieren'i etkilemiş oluyor hem de arbeiten'i etkilemiş oluyor. Yani ikinci defa bir haben'i kullanmama gerek kalmıyor. Dolayısıyla ben tıp öğrenimi gördüm. Onun ardından da çeşitli hastanelerde çalıştım diyecek olursak demek ki ich habe Medizin studiert und danach in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet demiş oluyor bu kişi. Devam ediyor. Ich möchte jetzt in Deutschland arbeiten. Evet, bu da gayet bariz bir cümle, öyle değil mi? Ich möchte neydi arkadaşlar? Ben istiyorum, jetzt, şimdi demek. Ich möchte jetzt in Deutschland arbeiten. Şimdi nerede çalışmak istiyormuş? Şimdi Almanya'da çalışmak istiyormuş, öyle değil mi? Peki ya sen diye soracak olursak Almanca'da bunun karşılığı arkadaşlar und du. Demek ki güzel Türkçemizde peki ya sen Almanca karşılığı neymiş? Und du? Burayı tekrar bir toparlayacak olursak arkadaşlar. Ich habe Medizin studiert und danach in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Tıp öğrenimi gördüm. Onun ardından çeşitli hastanelerde çalıştım. Ich möchte jetzt in Deutschland arbeiten. Şimdi de Almanya'da çalışmak istiyorum. Und du? Peki ya sen? Buna karşılık Ich habe die Universität absolviert. Ich habe
die Universität absolviert. Absolvieren neydi arkadaşlar? Tamamlamak, bitirmek, mezun olmak anlamlarında absolvieren. Bakın tıpkı demin studierende olduğu gibi ieren ile bitiyorsa önüne g gelmiyordu. Dolayısıyla absolvieren ne olmuş? Habe absolviert, yani mezun oldum, tamamladım. Nereyi tamamladım? Üniversiteyi derken ich habe die Universität absolviert. Üniversiteden mezun oldum diyor. Evet. Cümlenin devamına baktığımızda arkadaşlar ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Evet. Az önce gene görmüştük bu studieren fiilini. Habe studiert şeklinde yorumlanıyordu. Deutsch als Fremdsprache arkadaşlar, bu bölüme, bu bir bölümdür. Benim de mezun olduğum bölümdür. Deutsch als Fremdsprache yabancı dil olarak Almanca adına denk düşmüş oluyor bu güzel Türkçe'de. Yani eğitim fakültesi olmuş oluyor bir nevi. Dolayısıyla Almanca eğitim fakültesi, yani Almanca öğretmenliği diyecek olursak Deutsch als Fremdsprache diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyor bu cümle bize? Ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Ben eğitim fakültesini, yani Almanca öğretmenliğini tamamladım. Bu öğrenimi gördüm diyecek olursam ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert demiş oluyorum. Cümlenin devamı ich bin Deutschlehrer. Evet, ne diyor arkadaşlar? Deutschlehrer neydi? Almanca öğretmeniydi. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben Almanca öğretmeniyim derken ich bin Deutschlehrer deriz. Hast du eine Familie? Evet, die Familie neydi arkadaşlar? Aile. Senin ailen var mı diye ne yapıyoruz? Diğer tarafa sormuş oluyoruz. Hast du eine Familie diye. Dilerseniz burayı tekrarlayalım arkadaşlar. Ich habe die Universität absolviert. Evet, üniversiteyi tamamladım. Üniversiteden mezun oldum. Ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Almanca öğretmenliğini tamamladım, bitirdim. Az önce söylediğim gibi Deutsch als Fremdsprache yabancı dil olarak Almanca anlamına gelse de eğitim fakültesi demek oluyor arkadaşlar. Ich bin Deutschlehrer, Almanca öğretmeniyim. Hast du eine Familie, ailen var mı? Şimdi de bunun karşılığına bakalım arkadaşlar. Burada demiş ki, az önce ne dedi? Hast du eine Familie? Ailen var mı? Ja, ich habe einen Mann. Evet, bir kadın ne diyecek? Evet, benim bir kocam var derken ne diyecek? Ja, ich habe einen Mann diyecek. Öyle değil mi? Peki bu bir erkekse, evet, benim bir karım var diyecek olursa ne diyeceğiz o zaman? Ja, ich habe eine Frau diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Cümlenin devamına baktığımızda wir haben letztes Jahr geheiratet. Evet. Heiraten neydi arkadaşlar? Evlenmek demekti. Peki bunun perfekt hali neydi? Haben geheiratet demekti. Yani evlendik derken wir haben geheiratet diyeceğiz. Letztes Jahr, das Jahr neydi arkadaşlar? Yıl demekti. Geçen yıl diyecek olursak letztes Jahr demiş oluyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar bunun sonlandırıcısı es. Neden? Das Jahr'dan dolayı. Dolayısıyla oradan da artikelin ne olduğunu ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz değil mi arkadaşlar? Diyelim ki ben ya artikelini bilemedim. Ne yapıyorum? Öndeki cümleye bakıyorum. Bu bir sıfat olabilirdi. Öyle değil mi? Bakın burada da letztes Jahr, geçen yıl dediğimden dolayı burada artikel das'ı ne yapmışız? Buraya giydirmişiz. Dolayısıyla geçen yıl diyecek olursak letztes Jahr demem gerekiyor. Dolayısıyla biz geçen yıl evlendik derken wir haben letztes Jahr geheiratet. Peki ya sen diye soracak olursak und du? Peki ja sen? Bist du verheiratet? Sen evli misin? Evet, verheiratet bunu görmüştük arkadaşlar. Evli olma durumu. Evli olmak. Değil mi? Neydi? Verheiratet demekti. Bunu Almanca kolay videoların en başlarında görmüştük. Medeni hal konusunda. Evet, bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka ilgili videoya baksınlar. Dolayısıyla sen evli misin diye soracak olursak bist du verheiratet? Bist du verheiratet diye sormuş oluyoruz. Dilerseniz burayı tekrar bir ele alalım.
Şimdi az önce ne diye sormuştuk? Senin ailen var mı? Hast du eine Familie? Buna karşılık evet, ja. Ich habe einen Mann. Evet, benim bir kocam var diyecek. Kim diyecek bunu? Bir kadın. Bir erkek de ne diyecek? Evet, benim bir karım var derken. Ja, ich habe eine Frau. Biz geçen yıl evlendik. Wir haben letztes Jahr geheiratet. Peki ya sen? Değil mi güzel Türkçemizde? Peki ya sen? Yerine und du? Bist du verheiratet? Sen evli misin? Diye sorduğumuzda bist du verheiratet? Diye soruyor. Evet, buna karşılık da bakın. Nein, ich bin single. Nein, ich bin single. Yani bu İngilizce'de Almanca'ya geçmiş olan bir durum. Single ya da biz bunun yerine ne demiştik daha önceden? Ledig de diyebilirdik, öyle değil mi arkadaşlar? Hayır, ben bekarım derken Nein, ich bin single. Nein, ich bin ledig de diyebiliyoruz. Hatta bunu şu şekilde de yorumlayabilirdik, öyle değil mi? Ich bin ledig diye de yorumlanabilirdi. Nein, ich bin single. Nein, ich bin ledig. Dilerseniz şimdi de bu çalışmayı interaktif bir şekilde karşılıklı olarak yapalım. Hazırsanız başlayalım. Was hast du nach der Schule gemacht? Was hast du nach der Schule gemacht? Ich habe Medizin studiert und danach in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Ich habe Medizin studiert und danach in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Ich möchte jetzt in Deutschland arbeiten. Ich möchte jetzt in Deutschland arbeiten. Und du? Und du? Ich habe die Universität absolviert. Ich habe die Universität absolviert. Ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Ich bin Deutschlehrer. Ich bin Deutschlehrer. Hast du eine Familie? Hast du eine Familie? Ja, ich habe einen Mann. Ja, ich habe einen Mann. Ja, ich habe eine Frau. Ja, ich habe eine Frau. Wir haben letztes Jahr geheiratet. Wir haben letztes Jahr geheiratet. Und du? Und du? Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Nein, ich bin Single. Nein, ich bin ledig. Arkadaşlar, şimdi interaktif çalışmamız başlasın. Sol tarafı ben okurken sizler de sağ tarafı okuyacaksınız. Gereken zamanı size tanıyacağım. Hazırsanız başlayalım. Was hast du nach der Schule gemacht? Was hast du nach der Schule gemacht? Ich habe die Universität absolviert. Ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Ich bin Deutschlehrer. Hast du eine Familie? Ich bin Deutschlehrer. Hast du eine Familie? Nein, ich bin single. Nein, ich bin single. Dilerseniz burayı bir kez daha yapalım. Hazırsanız başlıyoruz. Was hast du nach der Schule gemacht? Ich habe die Universität absolviert. Ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Ich bin Deutschlehrer. Hast du eine Familie? Nein, ich bin Single. Dilerseniz şimdi rolleri değiştirelim. Ben sağ tarafı okurken sizler de sol tarafı okuyun. Hazırsanız başlayalım. Sizdeyiz. Ich habe Medizin studiert
und danach in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Ich möchte jetzt in Deutschland arbeiten. Und du? Ja, ich habe eine Frau. Wir haben letztes Jahr geheiratet. Und du? Bist du verheiratet? Bir kez daha tekrar edelim arkadaşlar. Evet, başlayalım. Ich habe Medizin studiert und danach in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Ich möchte jetzt in Deutschland arbeiten. Und du? Ja, ich habe eine Frau. Wir haben letztes Jahr geheiratet. Und du? Bist du verheiratet? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde interaktif bir çalışma yaptık. Nach der Schule, yani okuldan sonra. Burada sadece diyalog yapmadık. Bu diyaloğun içerisinde fark ettiyseniz perfekt zamanını da pekiştirmiş olduk. Yeni kelimeler, yeni cümleler, farklı yapıları da belki bir arada görmüş olduk birçoğumuz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki dersimizde görüşmek üzere demeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Mutlaka kanalımıza abone olalım, paylaşalım sevdiklerimizle, Almancayı öğrenmek isteyenlerle yorum bırakalım ve şu zile tıklayalım ki sonraki videoları mutlaka yakalayabilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Tschüss!